Yine düşüyorum en derine, hey. Ama yaşıyorum en tepede, hey. Yazıyorum kader ellerimle, ha. Asla bakmam geriye, ha. Koşacaksan sen deneme, ha. Güç katacak her deneme, ha. Motivasyonu perdeleme, ha. Devam imkansızı istemeye. Gözümün önünde bir film şeridi, yolumsa çok uzun hayatla tek handikap zirveye. Merhaba arkadaşlar. Evet, size harika bir insanı daha tanıtacağım. Evet, Bobby Sen Özgürsün'ün 3. bölümüne geldik ve yine süper gücü olan acayip bir insanla tanıştıracağım. Bu adamın süper gücü Aikido yapıyor. Ne bileyim, araba kullanıyor. Evet, bunlar biraz normal gibi geliyor ama bu adam ölmüyor. Evet, gerçekten ölmüyor. Öyle bir durumu var. Biraz sonra konuşacağız. Ve 2 kere de felç olmuş. Bakalım kimle tanışıyoruz? Ne haber dostum? Selam, hoş geldin. Serhat dostum. Nasıl keyifler? Eyvallah. Bu arada herkes hoş geldi. Evet, bugün karavanın dışındayız arkadaşlar. Bugün biraz Serhat'ın evine konuk oldum. Öyle gerektiriyor. Çünkü dışarısı soğuk. Bir de bu anlamda da sana teşekkür ederim. Çünkü pandemiden dolayı ben dışarı çıkmıyorum aylardır. Eve de kimseyi almıyorum. Sırf bu iş için bir miktar kendini karantinaya aldın. O yüzden de sana teşekkür ediyorum bir kez. Süpersin. Nasıl keyifler? Abi. Biz Serhat'la ilk 2017'ydi galiba ya da 2018 miydi? Herhalde. Wings for Life'da, evet. Yani koşamayanlar için koştuğumuz bir yarışta karşılaştık. Ben o zaman Mert ve Okan'la beraber koşuyordum. Siz o videoları görmüştünüz. Ve Serhat da orada koştu. Serhat da çok güzel. Sen de bayağı 20 kilometrelere geldiniz. 24, Can'la beraber 24, koşmuştunuz. 24 mi 27 mi ne koştuk ya? Aa, değil mi? Ben zaten 20. kilometrelerde sizi yakaladım. Pardon. Arkamızdan gelip hop bizi geliyor. Nasıl keyifler? Abi 10 numara. Yani seni görünce bir de böyle durmayasım geliyor, böyle kıpırdayasım geliyor. Süpersin dostum. Şimdi Serhat'ın hikayesi 15 yaşında başlıyor. Yine haşarı bir çocuk ve yine bir kaza geçiriyor maalesef. Hepimizin başına gelebilecek bir kaza. Yani bunu bakın özellikle söylüyorum. Bu şu anda konuşacaklarımız herkesin her an başına gelebilecek bir şey. Yani sokakta giderken bile, yürürken bile başınıza gelecek bir şeyler. O yüzden iyi dinleyin arkadaşlar. Evet, sen şimdi 15 yaşında... Haşarı, bayağı haşarı bir çocuktun değil mi? O zamana kadar bayağı bir sıkıntılar yaşamışsın ailenle. Çünkü annen seninle daha büyük sıkıntılar yaşamış daha doğrusu. Kadının yaşından aldım yani. Ne diyorum? Abi şöyle, ben çok yaramaz bir çocuktum. 81 doğumluyum ben. Yaramazlıklarım hani o kadar fazla ki kaydırak kısmından çıkıp merdivenden inmeye çalışırken üstünden düşmesinden, ağzını burnunu parçalamasından tut, salıncakların kafama çarpması, ardından merdaneli çamaşır makinalarına 2 yaşındayken bir de elini sokup kolunu parçalamalar falan, çok yaramaz. Ama senin dediğin gibi işte en büyük yaramazlık 15 yaş. Sığ suya bir teknenin üstünden balıklama atlama ve çakılma, ardından boynumu kırıp boğularak ölme hikayem var. Çünkü neden orada öyle bir şey başına geldi? Çünkü çok güzel balıklama atlıyordun değil mi sen? Evet abi. İşte kendine güven var ya. Kendine güven konusu işte orada beni belki de hayatımdaki dönüm noktasıyla tanıştırdı. Hı hı. Çünkü ben ters balıklama bile atlayıp su sıçratmıyordum 15 yaşındayken. Artık öyle oluyorsun ki sığmış, derinmiş. Bak ben yaparım diyorsun. Bu sadece atlarken de değil. Aynı zamanda bisiklete binerken de, motora binerken de, araba kullanırken de, bakkala karşıdan karşıya geçerken, bakkala giderken bile bu risk hepimiz için var. Ben biliyorum, ben burayı tanıyorum, bana bir şey olmaz. Aynen. Dediğin an işte çok şey değişiyor. O nokta işte arkadaşlar, ben oldum noktası. Tamam, ben oldum, bundan sonra her şeyi çok rahat yaparım noktasında hata yapmaya başlıyorsunuz. Evet. Bu dediğin gibi araba kullanmakta da böyle, motosiklette de, bisiklette de böyle. Ben her şeyi çok iyi yapıyorum dediğin anda hatalar yapmaya başlıyorsun. Çünkü o dikkatin kalmıyor. O amatörlükte verdiğin dikkat, başına bir şey gelecek dediğin dikkat kalmıyor. Ve bu sefer daha tehlikeli hatalar yapmaya başlıyorsun. Çünkü tehlikeli yollara girmeye başlıyorsun. Sen de öyle bir şey yaptın. İşte en büyük hatamı orada kendime güvenerek yaptım belki de. Atladım, çakıldım ve çok iyi atlamama rağmen... Yapacağım hiçbir şey yoktu. Tek çarem hayata tutunmak için bir mücadeleydi. O an yüzmek istedim, yüzemedim. Vücudumda hiçbir yerim kıpırdamıyordu. Teknenin ipini gördüm, tutup, arkadaşım vardı çünkü teknede, tutup kendimi çekeyim dedim, bir imdat diyeyim. Ellerim tutmuyordu. Bağırayım, çağırayım, feryat edeyim istedim. Buraya kadar çıkabildim. Arkadaşımla göz göze geldik. O da 14-15 yaşında çocuk. Hı-hı. Suda şaka yapıyorum sanıyor. Ardından dedim Serhat buraya kadarmış ve boğularak öldüm.
Sonra işte bu benim en büyük şanssızlığım belki ama bu bir başlangıç. Ardından ben İzmir'in bir köyünde, bir ilçesinin de bir köyünde hiç sağlık ocağının, doktorun olmadığı bir yerde kaza geçirdim. Ve şansıma günübirlik, İsveç'ten gelen günübirlik bir hemşire benim kaza geçirdiğim noktada beni görür pozisyonda. O kadının beni görmesi, beni işte aşağı yere indirmelerini istemesi ve ardından da suni solunuma başlarken başka bir adamın çıkıp ben beyin cerrahıyım diye orada müdahaleye dahil olması. Şimdi düşünün, hiç kimsenin olmadığı bir yerde, hastanenin olmadığı yerde bir tane beyin cerrahı buluyorsun, bir tane suni solunum uzmanı hemşire buluyorsun. Ve şöyle de devam ediyor. Hemen kadın solunuma başlıyor. Bir süre devam ediyor. Bir süre daha devam ediyor. Ve bir süre sonra doktor uzanıyor. Hemşirenin koluna dokunuyor ve diyor ki artık yapacak bir şey yok. Hastayı kaybettik. Abi hemşire durmuyor. Hemşire vazgeçmiyor. Hemşire pes etmiyor. Ve ardından ben yavaş yavaş nefes almaya, gözlerimi açmaya başlıyorum. Tekrar bu taraftayım. Ve tekrar yaşamanın ne olduğunu ile tanışma noktasındayım. Yani çok farklı bir duygu ve film gibi. Böyle filmlerde seyredersin, bir gözünü bir açar, etrafında insanlar vardır falan, böyle bir hikaye sanki. Oradan beni aldılar ve çok önemli bir nokta, yanımdaki beyin cerrahı umudunu kesmesine rağmen ben nefes almaya başladıktan sonra bana döndü, dedi ki sakın uyuma. Bu tarz durumlardan sonra bir koma durumu olabiliyormuş. O yüzden uyumaması da çok önemli. Aynen. Ve ben uyumamaya direnerek oradan yola çıktım ve en yakın hastane İzmir'e. Üniversitesi hastanesi İzmir'de pazar olduğu bir gün. Trafik inanılmaz yoğun. 2,5 saatlik bir yol ve ben bulunabilen tek araç bir station kartalın arkasında sallana sallana, belki boynumdaki hasarım daha büyüye büyüye hastaneye gidiyorum. Maalesef ambulans falan bulunamıyor. Hastanede ilk müdahalem bu kafamdaki deliklere traksiyon takılması oldu. Çünkü ateşim çok yüksek, ameliyata alamıyorlar, ölüm riskim devam ediyor. Ardından bu traksiyonları bağlıyorlar, kafamı canlı canlı derdiler. Kafayı böyle ayırıyorlar, omurları birbirinden ayırıyorlar. Ateş düşene kadar bir müdahale süreci, yaklaşık bir 10 gün kadar. Bu süre içerisinde takılıp ben yoğun bakıma yatıyorum ama her şey benim için ilk defa başlamıyor, ailem için de başlıyor. Ailem için de çok zor bir süre çünkü anneme babama haber verdiklerinde, onlar İstanbul'dalar, ben İzmir'deyim. Serhat ufak bir kaza geçirdi ve bir müşahede durumu var, bir gelin diyorlar. Onlar bir korkuyorlar, diyor ki müşahede için bizi çağırmazlar ama nedir? Sonra kalkıyorlar, geliyorlar hastaneye ve işte o gerçekle yüzleşme vakti. Neyse, yukarı çıktık yoğun bakımın kapısına. Kapıyı babam çaldı, bir hemşire açtı kapıyı. Serhat'ın, dedi, anne babası geldi, dedi, görmek istiyorlar. Hangi Serhat, dedi, babam da dün kaza geçiren, dedi. Ha o mu, dedi, onun elleri tutmuyor, ayakları hiç tutmayacak, dedi. Ondan sonra beni nasıl tuttuklarını ben hatırlamıyorum. Kaçıncı kattaydı, kaç kere bayıldım, onları bilmiyorum. Ailem için çok zor anlar başlıyor ama birinin güçlü olması lazım ya, birinin ayakta durması lazım ya. Onlar onun ben olduğuma karar veriyorlar ve benim için bir şeyler yapmaya başlıyorlar. Kendilerini unutuyorlar. İlk müdahale de yoğun bakımda. Hiç bilmiyorum, ben yoğun bakımdayım. Ne yaşadığımı bile bilmezken, ameliyat olup iyileşeceğimi düşünürken, çünkü felç ne demek onu bile bilmiyorum. Abi, yanıma bir abla geldi. Bana olayı anlatmaya başladı. Yarınlarımı anlatmaya başladı. İşte ameliyattan sonra hemen iyileşemeyeceğimi, buradaki sürecin başlayacağını falan söyledi. Ve beni, bilmiyorum, geleceğe hazırlamış, bugüne hazırlamış. O insanı yanıma gönderen de annemle babam. O insan da, o abla da bir psikolog. Ne kadar önemli şeyler. Yani hayatımı şekillendiren bir durum. O yüzden buradan ailelere de seslenmek istiyorum. Bu sadece bir kişinin işi değil. İşte sen çalışmıyorsun, tembelsin, hep öyle oluyor. Birisinin başına bir yapman lazım, yapma. Ya bu fiziki bir şey değil. Aynı zamanda psikolojik tarafı çok önemli. Aynen. O yüzden de aileler çok önemli. Ne olur kimse çok fazla bir şey beklemesin kaza geçiren kişiden. Onun istediği tek şey moral. Biz toplum olarak şöyleyiz abi. Hep kendi duymak istediklerimizi söylüyoruz. Hı hı. Aslında o an o hastanın duymak istediği şey o değil. Yani orada sen ne kadar cesaretlenirsen hayata o kadar tutunacaksın ve ondan sonra hayatın çok daha düzgün yaşayacaksın. Çünkü senin elinde olan bir şey değil. Evet abi. Bu bir yeni bir hayat. Yapmıyorsun, tembelsin falan demek yerine yapabildiklerimizi konuşalım. Aynen. Bunun üstüne koyarsak neler kazanabileceğimizi konuşalım. Ailem bana bunu yaptı.
Hatta hastanede ben ameliyata girdim. O 10 günlük sürenin ardından, 15 günlük sürenin ardından. Ameliyattan çıktıktan sonra bir ölüm tehlikesi de atlattım bu arada. Sen onu bilmiyorsun. Yemek istiyorum. Hı hı. Et istiyorum. 15 gündür neyse yemek yememişim. Benim ameliyatım da buradan kestiler. Bu gırtlağı falan yana aldılar falan. Büyük teferruatlı bir ameliyat. Yutkunamıyorum. Et istedim, et getirdiler. Ama doktorlar getirmedi de. Doktorların haberi yok ki abi. Yeme diyorlar değil mi? Bir nedeni var. Abi sıvı beslenmen gerekiyor. Biz bir Türk vatandaşı boğaza olarak. Boğaza aldılar diyorsun. Bak kenarda boğaz. Abi ben o eti yerken et soluk boruma kaçıyor. Nefessiz kalıyorum. Mosmor oluyorum. Feryat figan, ailem çığlıklar atıyor. Doktorlar, herkes ayaklanıyor. Geliyorlar beni tekrar hayata döndürüyorlar. Ha bilmiyorlar ki ben ölmüyorum. Sıkıntı yok yani. Ardından ama sen ölmeye çalışıyorsun bu arada. Sen ölmüyorsun da ölmeye çalışıyorsun. Sürekli bir şeyler yapıyorsun yani. Galiba kontrol ediyorum abi. Limitleri zorluyorum ki ya. Hani işte asla pes etme oradan geliyor. Demek ki belki de senin işte asla durmayı sevmem de oradan kaynaklanıyor olabilir. Durmuyorum hani, ölüyor muyum ölmüyor muyum? Bir daha bakalım, bir daha bakalım. Orada da ölmeyince ama tabii bu bir yanda psikolojik olarak da güçlü olman gereken bir yer ve farkında değilsin nerede güçlü olman gerektiğini. Bunu da bana ailem öğretti. Şöyle ki, ameliyattan çıktım, bu ölüm tehlikesini de atlattım falan, artık tekerlekli sandalyeye oturabilir dedi doktor. Bir sandalye geldi ama çoğu onu hatırlamıyorum. Beni oturttular böyle yanımda koltukla, yastıklar, maskıklar, bahçeye çıktım. Ve bir sürü insan bana bakmaya başladı. Herkes bana bakıyor. Beni odama götür. Ben burada kalmak istemiyorum. Annem oturduğu yerden kalkıyor abi. Böyle geliyor, gözlerimin içine bakarak diyor ki, bana ne? Ben mi yaptım? Ben mi ittim seni? Ben mi atlatedim? Bunu sen yaptın, sen düzelteceksin. Sanma ki bu sadece senin yolun. Bu hepimizin yolu, hepimizin mücadelesi. Ama sen Serhat'sın ve asla pes edemezsin diyor. Ve benim pes etmeme hikayem de büyük ölçüde burada başlıyor. Hastaneden çıkıyoruz, eve geliyoruz. Eve geliş süreci zaten başlı başına büyük bir zorluk. Çünkü arabada oturmak işte vesaire, bunlar çok zor. Yani ailem de bilmiyor ki, bir yerimi tutuyorlar, canım acıyor, başka bir yerimden başka bir zarar verirler mi korkuyorlar derken eve geliyoruz ve evde fizik tedavi sürecim başlıyor. Fizik tedavilerimi yaparken daha birkaç gün olmuştu ameliyattan çık, hastaneden çıkalı, özür dilerim. Evde yatıyorum abi, hatta bu evdeydik, içeride odada yatıyorum. Kapı çaldı, açıldı ve babam geldi içeri. Elinde bir tane tekerlekli sandalye ve babam böyle gülerek geldi. Dedi ki moral olsun diye getireyim dedi. Bir tane sandalye almışlar bana. Düşünebiliyor musun? Benim muhtaç olduğum, mahkum olduğum falan bir şey değildi tekerlek sandalye. Hı. Moral olsun diye bana gelen bir şeydi. Yine ailenin buradaki önemi bir kez daha gözüküyor. Bunu söylemek lazım. Çünkü orada senin mobiliteye ihtiyacın var. Hareket etmeye ihtiyacın var. Orada birilerinin sana bunun ön ayak olması lazım ve sen artık bunu bir araçla yapmak zorundasın. Ve bu aracı öğrenmen lazım. Mobil değilsen özgür değilsin çünkü. Aynen abi. Öyle. Ve babam bana bunu getirdi. Ben tekerlekli sandalyeyle öyle tanıştım. Ama barışmadım. Bir de barışmam lazımdı. Onu biraz sonra anlatacağım. Tekerlekli sandalyeye oturana kadar o fizik tedavi sürecinde de yaşadıklarım var. Onlar da işte vücudumda hiçbir yerim hareket etmiyor ki. Yüzlerce binlerce tekrar yapıyoruz fizyoterapistimle. Bir gün şu işaret parmağımda şöyle minik bir hareket yakaladım. Gündüz elimi soktum yorganın altına, akşamı bekliyorum. Eve geldi bizimkiler. Dedim size sürprizim var. Dediler ne sürpriz yani, yattığın yerde. Dedim elimi çıkarttım, şöyle parmağımı oynattım. Of! Abi herkes havalara uçtu. Herkes havalara uçtu bir parmak hareketiyle. Ardından çalışmalar devam etti. Sonra ağırlık kaldırmaya başladım. İşte ilk kaldırmaya çalıştığım ağırlık da balondu. Onu bile çok zor kaldırdım. Ardından fizik tedaviler devam etti ve ben artık yapabilmek için, hayata tutunabilmek için karar vermiştim. Çünkü başka da şans vermiyordu. Ailem de vermiyordu. Tekrar ediyorum. Ve o dönemde arkadaşlarım da hiç yalnız bırakmadılar abi. Yani ilk başta çok kalabalıktı. Eve insan sığmıyordu. Elene sağ olsun o zaman gelenlerden. Sonra da elene bir kök kadro kaldı ve o kadroyla biz bugüne kadar kardeş olarak devam ettik. Onlara da bir kez daha teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı yine ben olmazdım. Sonra Almanya'ya gittik fizik tedavi için. Almanya'da işte az önce söylediğim şey tekerlekli sandalyeyle barışma kısmı. Çünkü bunun bir araç olduğunu orada öğrendim. Bunun üstünde hayatın devam edebileceğini, bunun üstünde giyinip soyunabileceğimi, her işimi kendi başıma yapabileceğimi öğrendim. Bacak bacak üstüne atmayı bile orada öğrendim.
Ve oradan döndüğümde çok farklı bir Serhat'tım. Çünkü gitmeden önce sokağa çıktığımda herkes bana bakıyordu ve ben bende bir sorun olduğunu düşünüyordum. Oradan döndükten sonra yine sokağa çıktım. Yine aynı insanları gördüm. Ve dedim ki bu insanlarda bir sorun var. İşte artık daha farklı bakabiliyordum ve beni mutsuz edebilecek hiçbir şey yoktu artık. Pes etmeden mücadelenin tadına varmıştım. Aynı bu bir sporcunun olimpiyatlarda hazırlanan bir hatta senden yola çıkarsak sen mesela triatlonlara şunlara bunlara deli gibi sporlara hazırlanıyorsun ve nefes almadan çalışıyorsun. Abi o üçlü kürsüye çıkmak için hepsi. Aynen. Değil mi? Hem kürsüye çıkmak, kürsüye çıkmaktan ziyade o finish çizgisinden geçmek arkadaşlar. O finish çizgisinden geçmek apayrı bir şey. İşte o finish çizgisinden geçti. Yani bir şeyleri başarabilmek evet. Bambaşka bir şey. Ve onun tadına varınca bir daha yapmak istiyorsun. Bir daha. Seneye bir daha hazırlanmak istiyorsun. Ve bunlardan bir tanesi de benim için havuz oldu. Almanya'da havuz terapisi. Abi bana dediler ki denize gireceksin. Şey havuza gireceksin. Yüzmen lazım. Ben kabuslar görüyorum. Ben sabahlara kadar öyle çakıldığımı gördüğüm ama çakılamadığım anlar yaşıyorum. Bitmeyen kabuslar. O suya girme anı benim için çok korkunçtu. Hatta annem de vardı yanımda. Onu da çok kırdım. Yüzüme su geldiği için. Korkumdan. Ama bugün en çok sevdiğim şeylerden bir tanesi yüzmek. Onu da açtık. Sonrasında aikido yapmaya başladın. Abi. Araba kullanmaya başladın. Ve bir tane de YouTube kanalı var. Onu da aşağı açıklamalara koyuyorum onun linkini. Ve yenisini bir tane daha koyacak. Hepinize örnek olması için başka bir kanal daha düşünüyor. Onun sonrasında veririz. Teşekkür ederim. Konuşmalar yapıyorsun insanları motive edecek. Abi konuşmaları hemen şöyle özetleyeyim. Ben 2000 senesinde annemle beraber çalışmaya başladım ki onun öncesinde okul hayatım var. Almanya'dan döndük geldik annem dedi ki okula gideceksin. Ben dedim ki gitmeyeceğim çünkü erişilebilir bir okul yok, süreç yok. Ve ardından annemin tabii sözünü dinledik okula gittik. Çok zordu. Sabah kalkıyordum annem beni giydiriyordu. Annem yediriyordu. Babam okula götürüyordu. Tuvalete gireceğim zaman babamı arıyordum. Geliyordu eve getiriyordu geri götürüyordu. Sonra akşam bir daha eve getiriyordu. Eve geliyordum yazamadığım için, ellerimi kullanamadığım için özel ekstradan ders alıyordum. Ders alıyordum. Ardından fizyoterapistim geliyordu. Ardından yıkanıyordum. Ardından yemek yediriliyordum. Ardından yatıyordum. Ertesi gün yine çok büyük bir tempo, çok büyük bir emek, çok büyük bir savaş. Ve ardından lise sona geldim. Herkes gibi benim de bir üniversite hayalim oldu. Dedim ki üniversiteye gideceğim. Ama gerçekten yazmadan, çizmeden, başkasının yardımıyla o sınavlara girmek çok zor. Ve ben başarılı olamadım. Ama hayallerimden vazgeçtim mi? Asla. Çünkü biliyordum ki başarabilirim. 19 sene geçti. 19 sene. Geçen sene artık ben üniversitelere gitmeye ve davetle gitmeye başladım. O gün dinlemek istediğim hocalar bugün beni dinlemeye başladı ve ben bunu başarmış olmanın haklı gururunu yaşadım. Ama şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu sırada o bir kere daha felç oldu. Evet. Hani biraz önce ilk başta dedim ya iki kere felç oldu diye. Çünkü çok güzel bir hayalle geldiler ona. Sen anlat istersen. Abi ben mevcut durumum itibariyle MR'larıma bakıldığım zaman boynu kırık ve yataktan kalkamaz bir durumken fiziki duruma baktığım zaman doktorlar şaşırıyordu. Ve önüme kök hücre diye bir fırsat geldi. Sen bayağı spor yapıyordun ki şınav çekiyordun. Abi ben yatalakken 200 mekik 100 şınav üstüne kalk 30 adım at yürü falan öyleydim yani. Ama şöyle düşündüm 10 senedir tekerlekli sandalye oturuyorum ne kaybederim? Hayatta ne kaybedebilirim ki yani? Meğer öyle değilmiş. Ameliyata girdim. Gözümü açtığımda her şeyimi kaybetmiştim. Ne bir mekik, ne bir şınav, ne bir adım, ne de yatakta kıpırdayabiliyordum. Abi her şeye sıfırdan başlamam gerekiyordu. İlk 15 yaşında felç olmuştum. Bir de 25 yaşında tecrübe ettim bunu. Bu Türkiye'deki 6. ameliyat. Bravo. Sanırım, teşekkür ederim bildiğin için. İnceledik herhalde. Türkiye'deki 6. kök hücre ameliyatı olarak girdim. Ve şunu, bu o ameliyat bana şunu öğretti. Hala hayattasın, nefes alıyorsun ve ne olursa olsun dik dur, kaybedecek hiçbir şeyin yok. Bir daha. Kaybedecek hiçbir şeyin yok, mevcut durumda kaybedecek bir şeyin yok. Çünkü mutlusun. Ama biliyorum ki hayatta her zaman kaybedecek bir şey var. Anın tadını çıkartalım, olmamış bir şeyin peşine koşmayalım. Kendimizi olmayan şeylerle üzmeyelim. Ama bilelim ki nefes alıyorsak bir umut var ve tadını çıkartalım. Yani o bana çok büyük bir tecrübe oldu. Sıfırdan başladım. Psikolojim çok bozulmuştu ama fark etmez. Ardından iş hayatım,
İşe giderken abi herkesten 2 saat 3 saat önce kalkıyordum ben. Çünkü eller çalışmıyor. Kendi gömleğimi kucağımda ilikliyorum, düğmelerini saatlerce 2 saat bak minimum 2 saat kıyafet giyinmem sürüyordu işe gitmeden önce. Ve ben buna rağmen işime gidiyordum. Annemle beraber çalışıyoruz. Sigorta acenteliğimiz var. Hala da sigortacılık da yapıyorum. Sonra ben dedim ki ben bilgisayar için bir şeyler yapmak istiyorum. Bilişimi çok seviyorum. Kendi işimi kurmak istiyorum. Döndüm gittim. O zamanki olmayan Google'la web sitelerinden kodlar araştırarak kodlamayı öğrendim. Web sitesi yapmayı öğrendim. Grafik tasarım yapmayı öğrendim. Animasyon yapmayı öğrendim. Ve yıllarca bundan ekmek yedim. Kendi işimi kurdum. Bugün de pek çok kişinin cebindeki cep telefonlarının Türkiye'ye girişini sağladım. Kendi ajansımda. Yıllar sonra. Masa başı bir iş buldun yani. Abi masa başı ama değil. Ama masa başı da masa başında da durmadı. Kalmadı orada. Abi ben oturuyorum bir kere. En rahatı o. Tamam mı? Ama ne yaptın sonra? Aikido. Abi evet ya. Çok sevdiğim bir arkadaşım var. Emirhan. Buradan kucak dolusu sevgiler. Çünkü önce bana dedi ki abi sen go-kart yaptın mı dedi. Yapmadım dedim. Yapar mıyız dedi. Yaparız abi dedim. Gittik denedik oldu. Çok keyifli. Çok zor ama çok keyifli. Bu ellerle kapanmayan ellerle çok çok daha zor. Tabii orada gazlar burada değil mi? Elden var abi. Elden gaz fren var. Ama tutman lazım. Ben tutamadığım için orada çok zordu. Ama başardım. Sonra yarışlar yapmaya başladık. Ardından karada hız yapıyoruz da denizde yapamaz mıyız? Jet ski. Yine Emirhan'la beraber bindik. O da çok zordu. Onun da videosu var. Döndük abi. Jet ski ile yaptık. Tamam bitiyor mu? Bitmiyor. Abi Aikido yapmamız lazım. Spor yapalım. Emirhan'la oturduk. Tekerlekli sandalyede Aikido'yu bu ellerle, kapanmayan ellerle, göğüsten aşağıya doğru kas kontrolü olmayan vücudumla biz yeniden yarattık. Yeniden başladık. Her şey o sonsuz döngünün içerisinde beni mutlu ede ede devam etti. Başarmanın hazzıyla devam etti. Başka ne yaptık? Araba kullandık. Yani bana araba kullanamazsın dediler. Gittik aldık ehliyeti. 10 küsür senedir araba kullanıyorum. Binlerce, yüz binlerce kilometre yol yaptım. Sana özel tasarlanmış, mobiliteni doğru kullanabileceğin bir araçtı değil mi? Evet abi. Yani öbür türlüsü biraz daha zaten hayal olurdu. Ama bana onu da yapamazsın dediler. Yapamazsın derlerse ben yapıyorum. Öyle bir şey var. O yüzden bunların içerisine bir de aşk girdi. Hı, evet. Abi, şimdi biraz da ona geleceğim. Bu bence yaptığı en büyük başarılardan biri. Ben daha başaramadım bunu. Ama Serhat gerçekten bu özgüven inanılmaz. Yeşim gelsene sen de. Merhaba. Evet. Ve Yeşim. Nasıl tanıştınız abi? Abi ben tatile gittim. Tatile su kurdu. Bu öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Ben gördüm. Yanımda arkadaşım vardı. Dedim ki kanka dedim ben aşık oldum. Dedi. Ben dedim bu kıza dedim tanışacağım. Dedi. Ben dedim evleneceğim. Ya dedi. Öyle olmadı. Dediği gibi olmadı. Gerçekten ben dediğimi yaptım. Arkasında durdum. Asla pes etme başarı demiyoruz. 2 sene içerisinde evlendik. Vay be. 1 sene sonra nişan yaptık. 1 sene sonra düğün. Ama ben çok şanslı bir adamım. Çünkü karım da eşim de beni ben olarak gördü. Onun ailesi de beni ben olarak, Serhat olarak gördü. Hiçbir zaman engelim bir şeye engel olmadı. Çünkü zihnimizde biz bunu aşmıştık. Hı hı. Ben bu noktada da çok şanslıydım. Biz bunu sosyal medyada da yaşıyoruz. Aileler yüzünden kavuşamayan, mutluluklara ulaşamayan insanlar var. Bu böyle bir şey değil. Biz... İşte aslında orada o engeller, o dezavantajlar sadece vücutta değil. İşte o insanların beyninde de olabiliyor. Maalesef zihniyet diyelim biz buna. Evet, öyle abi. Engeller olduğu zaman daha kötü. Ya biz böyle mesela şöyle fotoğraflar görüyoruz. Bize geliyor. Şöyle. Sayenizde 10 sene sonra diyor eşim diyor elimi tuttu diyor. Bir çatal tutmuş elinde meyve yerken 5 sene sonra ilk defa meyve yedi. Sinemaya gidiyorlar. 3 sene sonra evden çıktı falan. Biz böyle gözlerimiz dolu dolu onları seyrediyoruz. Onları okuyoruz. Büyük. Ama sen insanlara ilham da veriyorsun. Bu arada konuşmacı. TEDx de var sanırım. Evet abi. O da zaten bir hayalimdi. Dünyada konuşma bir hayalimdi. Türkiye turnesi hayalim vardı. Pandemi durdurdu. Geçen sene 9-10 ay sahne yaptım. Okullar, üniversiteler, bir sürü yerlere gittim. Bunların hepsi kendimi daha iyi ifade edebilmek için ama hiç de kolay olmadı. Ben tekerlekli sandalyeyle pek çok fiziki zorluğa rağmen tiyatroya gidip Oda Tiyatrosu'na da bir kez daha teşekkür ediyorum bana bu şansı verdikleri için. Orada eğitimler aldım. Saatlerce bekledim, soğuklarda direndim ama gittim öğrendim. Konuşmayı öğrendim, ifade etmeyi öğrendim, dersler aldım. Sonra da TEDx'ten
davet aldım. Süper. Bunda da Yeşim'in tabii çok büyük payı var. Çünkü en çok tutan hikaye, aşk hikayemiz. Çok işime yaradı. Yeşim de bu vesileyle tabii benimle tanıştıktan sonra biraz daha engel gruplarıyla tanıştı ve onun içerisine girdi. Hatta ufak da bir katkıda bulundu. Belki de çok da büyük bir katkıda bulundu. Ufak küçümsemiyorum. Kitap yazmış, kitap. Evet. Kıza kitap yazdırmış. Konusu ne kitabın? Covid-19 sürecinde engellilerin eğitiminde karşılaştığı sorunlar ve onlara çözüm önerileri sunduk. İki hocamızla beraber. Engelsizbilişim.org'da kitaba ulaşabilirsiniz. Hı hı. Evet, ilgilenen arkadaşlar aşağı linki de bıraktım. 10 numara 5 yıldız kitap, valla süpersiniz arkadaşlar ya. Yani biz durdurulamıyoruz, pes edemiyoruz. Pes etmezken de gerçekten durdurulamama hikayesinde bize ilham olan Asla Durma'ya da bir kez daha teşekkür ediyoruz. Çünkü herkesin bir ilhama ihtiyacı var. Benim de bu noktada enerjimi veren kanallardan biri sensin. Çünkü harbiden durmuyorsun abi. Yani şaka değil yani. O yüzden iyi ki sen de varsın. İyi ki bizi izleyenler var. İyi ki farkındalık sahibi insanlar var ve bu farkındalığı arttırmaya çalışan projeler var. O yüzden hem Toyota'ya hem de sana bu projede de bize yer verdiğiniz, bizi dinlediğiniz ve sesimizi duyurma fırsatı verdiğiniz için de bir kez daha teşekkür ediyoruz. Süpersin dostum. Beni ağırladığınız için ben teşekkür ederim. Bu arada çok güzel tatlı falan da yapıyor ya. Neyse biz aramızda girdik ama. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Sizin sayenizde ben de bu süper insanlarla tanışıyorum. Gerçi şu ana kadar herkesle tanışmıştım. Hepsi benim arkadaşımdı zaten uzun sürelerdir. Ve tekrar muhabbet etme şansı buluyorum. Süpersiniz dostum. Vallahi yani ben sana ilham alıyorum ya, sen de bana ayrıca ilham alıyorsun. Eyvah. Çünkü bizim engelim sadece kafada oluyor. Orada bir şey ekleyebilir miyim? Çoğu zaman biz bu kafadaki engeli kafadaki engel olarak nitelendiriyoruz ya. Bazen kaçırıyoruz. Çünkü gerçekten engel gruplarının arasında kafada da olan, yani beyinde olan hasarlardan engel var. Ve o tip engel grubundaki aileler buna alınıyorlar. Çok haklı olarak zihinsel engelli falan demeyelim. Bunu kullanmayalım. Bu bir zihniyet engeli. Bunu unutmayalım. Bu bir kafa sorunu değil. Tamamen düşünce sorunu. Bunu aşalım. Burada da böyle bir ufak farkındalık yaratmış olalım bu video sayesinde de. Yeni bir şey öğrendik. Teşekkür ederim. İşte bu tür şeyleri bu videolarla öğreneceğiz. Yani Serhat'ın bir sürü videosu var. Orada çok şeyler öğreniyorsunuz. Ben yani internette bir sürü videolar araştırdım. Görme engellilerin bir sürü problemleri var. İşte senin de işte o yazdığın kitaptaki gibi. Onları bu tür sayfalardan, bu tür videolardan öğrenebiliyoruz. Lütfen araştırın siz de. Ben de elimden geldiği kadar size göstermeye çalışacağım. Bu arada sana ufak bir hediyemiz var. Sen bir YouTuber'sın. Sana bu tür videolarda yardımcı olacak harika bir şey. Yani abi sen seneye beraber koşarız, bak sen de kamerayı tutarsın. Ben sen bana onu verdikten sonra yani şu an şöyle söyleyeyim. Hem bir YouTuber olarak bir kamera takviyesi oldu, hem de Yeşim'le aramızdaki problemi aşma kısmı oldu. Çünkü önde bu kameranın biliyorum bunu. Önde lensi şeyi var, ekranı var. Biz Yeşim'le kadraj konusunda hep birbirimizi yiyorduk. Şu anda ikimiz de çok efsane mutluyuz şu an. Efsane oldu yani. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Toyota'nın ufak bir hediyesi Toyota, inşallah. Teşekkür ederiz. Bize mobiliteni arttırmak için böyle bir hediye sunduk. Teşekkür ederiz. Evet, dinlediğiniz için size de teşekkürler arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Yine düşüyorum en derine. Ama yaşıyorum en tepede. Yazıyorum kader ellerimle. Asla bakmam geriye. Koşacaksan sen deleme. Güç katacak her deneme. Motivasyonu perdeleme. Devam imkansızı istemeye. Gözümün önünde bir film şeridi. Yolumsa çok uzun hayatla tek handikap. Zirveye oynarım kendini sorgula. Yeterli sebepler her zaman geçerli. Gerisi palavra abrakadabra. Elinde kalanlar değerli zamanlar. Sakince tavırlar her şey yeteri kadar.